Yüz milyonlarca satışı olan Minecraft, Minecraft'taki bir sunucu olan Hypixel, League of Legends ve Valorant oyunlarının yapımcısı Riot Games. Şimdi diyeceksiniz, bunlar birbiriyle nasıl alakalı? Aslında Hytale'in başlangıcı bu sunucuya dayanıyor. Hypixel. Kendisi aslında bir Minecraft sunucusu olarak Simon Collins Laflamme ve Philip Tajetta tarafından 13 Nisan 2013 tarihinde yayımlandı. Aslında bu ikili önceden Minecraft'ta macera haritaları yapıp YouTube'da kesitleri paylaşırlarken sunucu açmaya, sunucudan oyun yapmaya nasıl gelindi? Hypixel günden güne gelişiyordu ve oyuncunun ilgisini çekmekteydi. YouTuber'lar da dahil olmak üzere birçok oyuncu Hypixel'de bulunan mini game'leri oynayıp videolarını çekiyorlardı. Gittikçe büyüyen ve tanınan Hypixel, zamanla Minecraft'ın en popüler sunucusu haline geliyordu. Hypixel, 21 Aralık 2016'da 10 milyon, 13 Aralık 2018'de Hytale'in duyurulduğu tarihe kadar ise 14.1 milyon oyuncuya ulaştı. Hatta sonrasında server sahibinin tweetine göre 2020 Nisan'da Hypixel 18 milyon oyuncuya ulaştı. Günden güne büyümeye devam eden Hypixel, 2017'de tam tamına 4 Guinness dünya rekoru kırdı. Bunlar 64.533 eş zamanlı oyuncu ile en popüler bağımsız video oyun sunucusu ve en popüler Minecraft sunucağı, 43 oyun ile bir Minecraft sunucusundaki en fazla oyun ve 11.982.298 oyuncu ile bir Minecraft sunucusuna giriş yapmış en fazla oyuncu rekorlarıdır. Hytale nasıl ortaya çıktı? Tarihler 18 Ekim 2018'i gösterdiğinde Hypixel Studios kuruldu. Ancak Hytale'in yapımına 2015 yılında başlanmıştı. 13 Aralık 2018'de ise Hytale duyuruldu ve Fragman yayınlandı. Bir ay içerisinde Fragman tam tamına 30 milyon izlenme aldı. Hatta Golden Joystick Awards 2019'da en çok istenen oyun dalında aday gösterildi. Ancak Cyberpunk 2077'ye yenildi. Peki Hytale'a ne oldu? Ve merakla beklenen o ana geldik. Hani videonun başına bahsetmiştim ya Riot Games diye. İşte onu şimdi açıklayacağım. Hypixel ilk başta Hypixel sunucusu aracılığıyla kazandığı parayla kendi kendini finanse ediyordu. Ancak 16 Nisan 2020 tarihinde ise Riot Games Hypixel Studios'u satın aldığını duyurdu. Ve aslında böylece Minecraft sunucusundan şirkete, şirketten oyuna, oyundan da Riot Games'e kadar geldi konu. Hytale ne zaman çıkacak? 1 Temmuz 2021'de Hytale'ın kendi web sitesinde paylaşılan bir yazıda, Hytale'ın 2023'ten önce yayınlanmayacağı ve bu sürenin daha da uzayabileceği açıklandı. Daha sonrasında ise 22 Temmuz 2022 tarihinde yine Hytale'ın kendi web sitesinde yayınlanan bir yazıda 2023 yılında da piyasaya sürülmeyeceği açıklandı. Ancak Hytale'ın Twitter hesabında paylaşımlar yapılmakta. Ve böylece videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aklınızdaki soru işaretlerini gidermişimdir. Like atarsanız çok mutlu olurum. Sağlıklı ve mutlu iyi günler dileğiyle. Hoşçakalın.